lazım. Benimle oyun oynama. Sen benim karımsın. Sen benim karımsın ve ne dersem onu yapacaksın. Kemran Bey aç. Ne var? Aç kapıyı, çabuk aç. Çoklayın valla. Ne var ha? Ne var? Necip Bey telefona istiyor seni. Abi şimdi ben... Tamam abi. Hemen geliyorum. Kaya gel benimle. Çok üzüldüm ya vallahi, başın sağ olsun ya. Tamam uzatma fazla. Yavaş, dikkat, yavaş yavaş gel. Kolay gelsin ya. Sağ ol. Bu şeyleri, erzakları nereye bıraktı çocuklar? Koyun olmuştu buraya. Bir tamam, hadi koy. Hadi koy bakayım. Koy Mustafa hocam, hadi bakayım. Lan acele. Heh, buyurun ya. Sen cezalı değil miydin? Konak yasak değil mi sana? Ne gidiyorsunuz oğlum? Ne gidiyorsunuz lan? Ayıptır, günahtır ya. Koskoca adamsınız. Şu halinize bakın ya. Taze eve çıkılır mı ya? Terbiyesizlere bak. Hadi gidin bakayım traktöre kalan erzakları, meyveleri falan indirin, depoya götürün. Hadi. 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 Mustafa ne yapıyorsun? Ayıp oğlum ya. Sarı hala gülüyorum bak. Ayıp ya. Ya yenge çocukların yanında böyle cezalı mezalı ayıp oluyorum ha. Allah aşkına çocuk muyum ben ya? Ay yalan mı Haceli? Ya Hüsnü'nün bir arada dedi ki ben dedi yokum dedi. Sen git dedi, işleri çevir dedi, hallet dedi. Benim yokluğumu hissettirme dedi. Ben o şey yaptım, ondan şey yaptım ya. Ya tamam Haceli be. Sen de hemen her şeye alınıyorsun, tamam. İyi yaptın geldin. Sen onların başında dur da bir şey kırıp dökmesinler hadi. Tamam ya. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol. Anne, sence Necip Bela ile konuşmuşlar mıdır? Yok kız, zannetmem. Kesin dünürlerin gitmesini bekliyorlardır. Yoksa var ya, rezalet çıkar. Kıyameti koparırlar, kıyameti. O değil de, Kamuran Efendi'nin haberi var mı acaba? Dediler mi ona?
Yok dememişlerdir. Duymamıştır yani. Duysa hemen gelir benim yakama yapışır o. Kız Şerife, sen bir şey dedin mi? Aşk olsun kızına, ne der miyim hiç? Sürprizin zevki çıkar mı o zaman? Vallahi Şerife, bazen senden ben bile korkuyorum kız. Az değilsin sen. Nereye? Ya dışarıda bir sürü insan var anne. Kızlara yardım edeyim. Kız şimdi ortalıkta görünme sen. Aman ne olacak, görüneyim. Sen hepimizi bu kızın şerrinden koru ya Allah, ya Rabbi, ya ilahi alemin. Başta merhuma nesin olmak üzere tevhid inancı üzere bulunan mümin ve müminatın isimleri unutulup nesilleri kesilen ve Fatiha'ya muhtaç olan ölmüşlerin de ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ım. Amin. Merhumenin ruhuna el Fatiha. Amin. Amin. Ah, güzel kızım. Niye kıydın canına? Niye? 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 Zavallı karım. Hastalığı nedeniyle son zamanlarda oldukça hassaslaşmıştı. Ah, ah. Keşke engel olabilseydim. Son anlarında karımın yanında olmayı o kadar çok isterdim ki. Ama olamadı işte. Kısmet değilmiş. Şerife. Elif, bu Şerife'nin yediği altları ne zaman bana anlatacaksın kızım ha? Şimdi hiç sırası değil Hikmet anne. Müsaadeniz Ne yaptınız? Ne yapacağız beyim? İşte Ömer iyi sayende Allah'a şükür bir şeyci kalmadı. Lan ben sana onu mu soruyorum? Tamam tamam. Dediğim gibi taburcu olduktan sonra dost doğru gider bir otele yerleşirsiniz. Ben de geleceğim zaten. Anladın mı? Hı. Nursuz yer. Acele! Buyur be. Lan sen yediğin onca halktan sonra ne cüretle geliyorsun lan bu konağa? Şey beyim
Necip Bey'imiz Hüseyin Bey aramış, demiş ki işte iş güç çok olacak. Hacer'in işi yoksa gelsin işlerin başında dursun demiş. Olmaz. Lan ben sana daha yediğin nanenin hesabını sormamışım. Defol git bu konaktan, gözüm görmesin seni. Benim adım dertli dolap suyum. Defol! Bak hala duruyor. Benim adım dertli dolap suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Hazırım hazırım da kimseye görmeden nasıl çıkacağız abla? Sen merak etme. Bayram geldi, arkadaşıyla beraber aşağıda bekliyor. Birazdan çıkacağız. Eme? Oğlum? Ha, ne yapacaksın? Araba hazır kardeşim. İyi tamam, inşallah bir aksilik çıkmaz ha. Ne aksilik çıkacak canım? Uygun anında ineceğiz dedi. Karabayram. Yüzün yüzün kuyruğuna geldin. Az daha sabret kardeşim. Çok az kaldı. Hazır mısın koçum? Hadi birazdan çıkacağız. Buradan çıkıp bir otele yerleşeceğiz. Ankara'nın en kral oteli. Kamran Bey öyle istedi. Yani sen iyice hazır olana kadar seyahat edip yorulma diye. Bu otel işte nereden çıktı amca? Konağa geri dönmeyecek miydik? Kamran Bey öyle istedi. Hani Ömer için daha iyi olur dedi. Başınız sağ olsun be. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun be. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun be. Başınız sağ olsun be. Başınız sağ olsun be. Keşke biraz daha kalsaydınız Sema teyzeciğim. Yok kızım. Burada olmak bana çok acı veriyor. Sema Hanım, yetti mi? Tamam. Bu ne gürültü be? Gidiyorlar galiba kız. Ay hadi inşallah. Dur dur, yalnız çıkma. Ben de geliyorum. Onu buraya senin yanına defnetmemiz çok iyi oldu Kamran. Seni çok severdi. Bilmez miyim anneciğim? Ben de onu çok seviyordum. Sevgili karım, artık sonsuza kadar benim yanımda olacak. Babacığım, Nesrin'i buraya defnetmemize izin verdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Artık sevgili karımı ne zaman istersen gidip görebileceğim. Sema teyzeciğim, yapmayın. Thank you.
Sağ ol Kadri. Ankara'ya gitmem gerekiyor abi. Nereye? E dedim ya, Ankara'ya. Ne işin var senin orada? Önemli bir işim var abicim. Ne işiymiş bu? Bugün karının ölümünün haftası değil mi? Evet. E duasını ettik. Helvasını yedik. Bak abi, ailesi de gitti. Şov yapacak kimse kalmadı yani. Hı? Ben gideyim artık. Kızcağız hayattayken yüzüne bile bakmadı. Bari ölüsüne saygı göster be kardeşim. Bak canım abiciğim. Artık benim göstereceğim saygı nefsini geri getirmez ki. Hı? Benim yerime de sen gösteriver bir zahmet. Babacığım. Hı? Seninle konuşmamız gereken çok önemli bir mesele var. Ne var kızım? Ne meselesi de? Gidiyorsun ha, sana da alışmıştık. Gideyim artık hemşire abla. Hüsnü Bey, aşağıda imzalanması gereken çıkış evrakları var. Öyle mi o şey edelim? Hadi beni bir götürün onlara, ben bilemem şimdi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben şimdi geliyorum çocuklar. Telaş etme Tertip. Gelirler şimdi. Hadi abla. Seni dinliyorum Elif. Söylesene kızım. Öyle eveleyip geveleyip duracağına dilinin altındaki baklayı çıkar artık. Konu Kamuran amcam baba. Ne olmuş amcana? Amcam ve Şerife. Ne demek bu Elif? Şerife ile amcanın ne alakası var? Amcamla Şerife'nin bir ilişkisi varmış baba. Ne? Delirdin mi sen kızım? Ne diyorsun sen burada? Biliyorum, kulağa çok saçma geliyor ama. Ama? Söylediklerim doğru. Amcamla Şerife'nin bir ilişkisi varmış. Hayır, hayır. Doğru olamaz. Hayır. Bu Hikmet'in başını sallaması pek hayra alamet değil ya. Ne konuşuyor acaba Elif babasıyla? Ay ne konuşacak? Bir yeğeni olacağını müjdeliyordur babasına. Kız,
Eğer bu çocuk Kamuran'dan değilse. Aşk olsun anne. Sen beni ne zannettin ya? Ondan başkasının eli değmedi benim elime. Ayrıca her türlü ispatı da hazırım yani. Ne konuşuyor bunlar acaba? Olacak şey değil. Hayır, hayır. Kamuran böyle bir şey yapmaz, hayır. Duyduğumda ben de en az senin kadar şaşırdım baba. Ama... maalesef daha kötüsü de var. Nedir bu? Şerife. Amcamdan hamileymiş. Hamile? Bunu ne zaman öğrendiniz? Yengemin öldüğü gün. Bununla Nesrin'in ölümünün bir alakası var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum baba. Bey de çıktı. Elif de arkasında vallahi. Vallahi da anlatmış ha. Baksana adamın yüzü gözü dönmüş. Abi. Sen ne yaptın ha? Sen ne yaptın? Ulan nasıl yaparsın bunu, nasıl? Karşında çocuk yok, sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Asıl sen ne halt ettiğini zannediyorsun lan? Sen nasıl bir adamsın Kamuran? Nasıl bir adamsın sen? Nasıl diyorsun abi? Ne diyorsun? Bu ne ha? Bu ne? Lan ahlaksız herif, hiç mi utanmadın? Bu ne diyorum sana? Fatma. Bak bak. Marifetinin tefrikasına bak. Ne bu ya? Ne bu ya mı? Bir de ne bu diye soruyor musun bana? Ya bağırıp çağırmayı kese doğru düzgün söyle. Ne bu? Ne olacak ulan? Çocuğun senin bu, çocuğun. Çocuğun mu? Çocuğun ya. Yanımızda barındırdığımız, hizmetimizi gören bir kızdan peydahladın çocuğun. Kimmiş bu kız? Üstü Kahya'nın kızı Şerife'den bahsediyorum ulan hayvan. Şerife. Şerife mi? Ya abi ya. Şerife ve ben. He? Ya bizi nasıl yan yana getirebilirsin? Sen böyle bir şey nasıl düşünebilirsin abi? Ya bırak Allah aşkına ya. Bana bak Kamuran. Sakın bana oyun oynamaya kalkma. İkimiz de senin ne olduğunu biliyoruz. Abi. Kes! Sen nasıl yaptın bunu ha? Nasıl? Abi.
Karın ağır, hasta. Yatarken sen evimizde çalıştırdığımız bir hizmetçiden nasıl çocuk feydaladın Kamuran? Vicdanın nasıl el verdi buna? Ne? Yeter ama ya! Yeter mi? Yeter tabii. Ya nereden malum bunu benim çocuğum oldu ha? Nereden malum? Şerife mi söyledi? O söyledi değil mi? Şerife söyledi, siz inandınız. Kız, kalk şöyle güzel okkalı bir kahve yap da içelim. Tamam, yapayım. Neyin kahvesi kız bu? Kız neyin kahvesi olacak? Keyif kahvesi. Az kaldı, haber duyulmuştur. Hünkâr konağına hanım oluyorsun sen hanım, hadi. Seni. Karın, zavallı nesin? Bütün bu kepazeliği öğrenip de onun için mi canına kıydı ha? Bilmiyorum. Ulan nasıl bilmezsin adamsız? Ya bilmiyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Şu anda senden öğreniyorum abi. Allah Allah bak. Büyüğü müsün? Laflarına dikkat et, kalbini kırarım. Ulan nasıl bilmezsin bunu be? Ya bilmiyorum dedim Allah Allah. Yeter bağırıp çağırdın ya. Yeter mi? Bak, buraya bak. Bak buraya. Bu senin eserin Kamuran. Bu senin çocuğun. Ah Hikmet anne. Babama üzüntüden bir şey olacak diye çok korkuyorum. Üzülme güzel kızım, üzülme. Atlatacağız bunları birlikte. Üzülme. Amcam bunları nasıl yaptı? Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama şu an içeride hak ettiğini buluyor. Elif. Kızım, sana söylemek istediğim bir şey daha var. Bir şey daha mı? Evet kızım. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bunlardan daha kötü ne olabilir ki söyleyemeyeceğin Hikmet anne? Söyle hadi, ne oldu? Zavallı Nesrin Hanım'ın canına kıydığı gün odasında bunu buldum. Nesrin yengen bu yüzden mi canına kıydı? İyi de böyle bir kötülüğü kim yapmış olabilir? Bağrımızı hiç mi düşünmedin ha? Hele Adil Beyler duyarsa ne olacak? Ne diyecekler? Hiç mi düşünmedin? Ha. Pardon ya. Çok özür dilerim abicim. Ben sevgili ağabeyimin derdini unutmuşum. Sayın Bakan Beyler ne düşünürler? Sevgili ağabeyimin siyasi kariyeri... Politik hayalleri bu durumdan nasıl etkilenir? Vallahi ben bu konuları tamamen unutmuşum. Kamuran, neden bahsediyorsun sen yahu? Yani diyorum ki sevgili abiciğim, ben Şerife ile sevişirken... Politik hayallerin hiç aklıma gelmedi. Yeter Necip Hünkâroğlu. Yeter. Senin ne itibarın, ne politik hayallerin, ne de siyasi kariyerin zerre kadar umurumda değil. Anladın mı? Hem ne malum bu çocuğun benden olduğu? Hı? Bakıyorum hepiniz düğümden ikna olmuşsunuz bu çocuğun benden olduğuna. Elif! Elif buraya gel kızım. Ne
Efendim baba. Elif, bana Şerife'yi çağır kızım. Hemşire hanım, kızım yavrum bir şey soracağım sana. Hani şu yukarıda 316 odada bir oğlan vardı, küçük. Geçen hafta kalp ameliyatı oldu, bildin değil mi? Şimdi biz taburcu olduk, bütün işlemlerini yaptırdık da ben bir türlü bir çıkaramadım çocukcağızı. Hani bir de onun ablası vardı, şöyle kara, bir güzelce bir kızcağız. Bildin değil mi? Gördün mü onu hiç? Az önce gördüm ikisini de. Hay ağzını yiyeyim ya, kadın alim. Nereye gittiler? Kafeteryaya mı gittiler? Birlikte çıktılar. Nereye çıktılar? Ömer'le ablası az önce hastaneden birlikte çıktılar. Hastanede mi çıktılar? Nasıl çıktılar? Kendi başlarına mı çıktılar? Orasını bilmiyorum. Nasıl gider tek başına? Siz onu... Nereye gitti lan bunlar? Of of. Gönlünü ferah tutana. Abim varınca arayacağım dedi. Bunca saat oldu, hala aramadım. Merak ediyorum. Neredeyim? Kızla kardeşini aldı mı acaba hastaneden? Ne yaptılar? Ne ettiler? Başına bir şey gelmemiştir inşallah. Kesin abim arıyor. Bak dedim sana, kesin o arıyor. Kesin o arıyor. Alo? Ayşem ne yaptınız? Ha aldık aldık çok şükür, yanımda şimdi gidiyoruz işte, yola çıktık. Sağ salim kaçmışlar ama yoldalarmış. Şükürler olsun yarabbim. Kız versene bana. Dur, ver diyorum bana. Tamam, tamam. Bayram. Anacığım. Aslanım. Aldın mı sevdiğini o nametlerin elinden? Ha aldım aldım. Söktüm aldım ellerinden. Alacaksın tabii. Sen Karaşel'in evladısın. Sen almayacaksa kim alacak? Yalnız benim aklım fikrim sende kuzum. Ya sen bizi merak etme anacığım. Kendinize mukayyet ol. Beni de habersiz bırakmayın hem. Tamam anacığım, merak etme. Gider gitmez haber ederim sana. Tamam güzel oğlum. Allah'a emanet ol. Tamam. Kapatıyorum şimdi. İçli ana, gözü yaşlı ana. Bir de senin için kaya gibidir, gözünden bir damla yaş akmaz derler. Ana, yoksa sen yaşlandığında ondan mı böyle sulu göz oluverdin ha? Kız, ben senin gibi kaç tanesini cebimden çıkarırım? Edipsiz. Alo? Bayram, ne oldu? Ya yok bir şey gülüm. Bir şey yok da. Aklım anamla bacıma takıldı. Merak etme Bayram. Oraz Canay'ı da alacağız ya yanımıza. Ömer, sen, ben, Oraz Canay, Ayşe. Hep beraber yaşarız. İnşallah gülüm, inşallah. Kaçmışlar. Vallahi ki kaçmışlar. Ulan ben ne diyeceğim şimdi Kamuran iblisi? Ne diyeceğim ben şimdi? Buyur canım. Bir şey mi vardı? Seni çağırıyorlar. Seni değil. Şerife'yi çağırıyorlar. Bana bak Hikmet. Kızım nereye gidiyorsa ben de gelirim. Anladın mı beni? Çekil önümden be.
Yürü kız. Allah Allah. Niye açmıyor bu telefonu şimdi ya? Bir şey mi oldu acaba? Remziye. Remziye bilir ne olduğunu. Hadi. Allah Allah. Gel buraya Şerife. Ziya Hanım, siz dışarı çıkın. Ama beyim. Dışarı çıkın dedim. Çocuk meselesi. Duyduklarım doğru mu? Bu çocuk Kamuran Bey'den mi? Yalan söyleme Şerife. Kamuran. Beyim, benim elime Kamuran Bey'in elinden başka erkek eli değmedi. Ekmek Kur'an çarpsın. Evleneceğim seninle dedi. Nesrin Hanım ölünce seni alacağım dedi. Yalan söylüyor ya, yalan söylüyor. Kes Kamuran. Anlat kızım, korkma. Her şeyi anlat. İnandım ben de ona. Kandırdı beni. Benim karnımdaki bebek Kamuran Bey'dendir. Bundan emin misin kızım? Eminim. Her türlü testi yaptırmaya da razıyım. Benim bebeğim Kamuran Bey'dendir. Hacer abi. Ha, Ayşe. Telefonda söyleyemem dediğin şey ne ki? DLM'de var ya aşağı. Ha, ne olmuş ona? İşte onun bir akrabasını buldum. Nerede? Gel ben. Dikkat et, buralar kayıyor. Gel kızım gel. Allah Allah. Ne oluyor lan konakta? Kimse açmıyor telefonunu. Herkes sessize mi aldı lan? Allah Allah, kim çocukta cevap vermiyor. Elif. Geldim baba. Söyleyeceklerimi sen de dinle kızım. O mesele... Burada hallolacak,
kimsenin kulağına gitmeden kapanacak. Tamam mı? Ya tabii ki kapanacak ya. Allah Allah. Hayır, başka türlüsünü düşünmeniz çok saçma yani. Şimdi bu çocuk alınacak. Ondan sonra konu kapanacak. Bitti gitti. Ölürüm de yapmam. Ne diyorsun sen ya? Ölürüm de bebeğimi aldırmam diyorum. Öyle mi? O zaman ben de seni öldürürüm. Hı? Buna ne dersin? Öyle mi? Öldürür müsün? O zaman herkesi öldür. Anamı da babamı da. Herkesi öldür. Kimse kimseyi öldürmüyor Şerife. Katil miyiz biz? Beyim, ben de katil değilim. Ben karnımdaki bebeği mi öldüremem? Bu bebek doğacak. Hem de Hünkeroğlu soyadıyla doğacak. Kamuran Bey sözünü tutacak. Bana nikah kıyacak. Eğer kıymazsa bu rezaleti herkese anlatırım. Ama herkese. Daha taşa uçan kuşa. Siz de o çok kıymet verdiğiniz Hünkeroğlu soyadının yerin dibine batışını seyredersiniz. Edemediğin her nefs kendi canavarını yaratır. Al işte Kamuran Efendi. Bu da senin canavarın. Şerife. Ben söyleyeceğimi içeride söyledim Elif Hanım. Nesrin yengemi bunu sen verdin değil mi? Gördüğünde kendini öldüreceğini bile bile böyle bir şey nasıl yaparsın Şerife? Ya ben nereden bileyim kadının kendini öldüreceğini? Alnında mı yazıyordu? Hem bu olanlar gerçek değil mi? Gerçekleri o da öğrensin istedim. Ne var bunda? Yürü kız anne gidelim. İçeride ne oldu kız? Ne olacak? Çocuğu aldıracaksın dediler. Olmaz. Olmaz tabii, ben de öyle dedim. Öldürseniz dedim ben bu çocuğu aldırmam. Doğuracağım dedim. Aferin kız. 12 abana basacaksınız dedim. Hah. Ben bu konağa telli duvaklı gelin olacağım dedim. Hah. Benim çocuğum Hünkaroğlu soyadıyla doğacak dedim. Hay ağzına sağlık senin. Bırak şimdi onlar düşünsün. Gel kızım bir öpeyim seni. Kızım. Baban arıyor. Lan kaç saattir niye açmıyor telefonu kız? Kamuran Bey'i arıyorum açmıyor. Sen arıyorum açmıyor. Ne oluyor? Konakta mühim bir mesele mi var? Ama ne meselesi olacak konakta Hüsnü? Duymamışız. Sen niye böyle telaşlısın? Benim telaşım. Fatma kaçmış gene Fatma. Fatma kaçmış mı? Ömer'i de almış kaçmış. Kesin gene o bayram itine kaçmıştır. Lan ne yapacağım ben şimdi Remzi'ye, lan ne edeceğim lan? Aman ne edeceksin Hüsnü? Olmuşla ölmüşe çare mi var? Döneceksin geleceksin konağa. Ne diyorsun lan sen Remzi'ye? Kaçmış diyorum lan, sana kaçmış lan. Kamuran Bey duyarsa kıtır kıtır keser bizi lan, dünya idare eder. Hiç korkma sen. Kamuran Bey hiçbir şey yapamaz. Hiç kaygılanma. Şimdi onun başında daha büyük dertler var.
Aa, sen şimdi Fatma'yı falan bırak da hadi konağa dön. Kız. İyice Ankara mı oldun vallahi orada? İyi tamam hadi. Allah Allah. Bizim karıya bir haller oldu. Delirdi mi ne? Yok yok, bir bildiği vardır ona. Konakta bir şey var belli. Allah'ım ne büyüksün ya Rabbim. Şu gariplerin yüzünü güldürüyor ya. Ben daha ne diyeyim? Kız anne, bu Fatma yine kime kaçmış? Kiminle kaçmış biliyor musun? Kimle? Kilimciye. Kız bize ne be, kime kaçarsa kaçsın aman. Bak şuraya yazıyorum. O kesin yine bayramla kaçtı. Ya ister bayramla ister mayramla kaçsın bize ne. Ondan da o illetli kardeşinden kurtulduk ya. Boş ver. Şerife, bugün giderek daha da güzelleşiyor vallahi. Şeyda kaldı mı helvadan? Kaldı kaldı. Allah sabah 10 saat kavurdum ona, belim ağrıdı. Bir lokma da bir şey yiyemedim. İn aşağıda güzel böyle tabağın içine koy. İkimiz kaşıklayalım. Torunuma da hem kan olur hem can olur. Tamam mı kızım? Bir de şey var mı? Gazozlardan kaldı mı? Var. Ha, 2 sarı gazoz. Onlardan aç. İçelim, içimiz ferahlasın. Hadi kızım hadi. Şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Çocuğu aldıracağız işte. Allah Allah bakmayın siz. Mırın kırın ödüyor ama ikna ederim ben onu. Şerif'i aldırmam diye inat ödüyor. Doğuracağım diyor. Elifciğim seve seve aldıracak. Ne yapacaksın? Zorlayacak mısın? Dövecek misin? Her zaman yaptığın gibi korkutacak mısın? Elifciğim nasıl yapacağımın bir önemi var mı? Yapacağım. Sen ne diyorsun ya? Zevkin uğruna yaptığın iğrençlikler yetmiyormuş gibi. Bir de bir annenin karnındaki çocuğu mu öldüreceksin? Bu nasıl bir canilik? Elif, haddini aşıyorsun. Şerife ile evlenip bu pisliği temizleyeceksin amcacığım. Tek çare bu. Şerife ile evleneceksin. Şerife ile evlenirsin sen. Ya sen beni güldürsün. Allah da seni güldürsün Elif'ciğim. Bak hiç güleceğim de yok da. Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Evlenmeyeceğim. Asla evlenmeyeceğim. Asla o ***'le evlenmeyeceğim. Kamuran, bu konaktaki hiçbir kadına diyemez. Üf, aman be. Valla. Sen gül gibi kızın saflığından istifade et. Kanına gir. Sonra da çocuk olunca aldır. Yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama. Her kuşun eti yenmez Kamuran Efendi. Biz senin gibi neler gördük. Ulan. Sen kim oluyorsun da beni kendine mecbur bırakıyorsun? Ay, sen kim oluyorsun lan? Gebertin mi sen? Çekil, çekil. Gebertelim lan seni burada. Bırakma. Aldıracaksın o çocuğu, anladın mı? O çocuğu aldıracaksın. Aldırmayacağım. Ha, kurban olurum, ne olur yapma. Bırak sen de. Ulan gebersen de. Ölüp bitsen de burada benim karım olamayacaksın Şerife. Bu isteğin gerçekleşemeyecek. Niyeymiş o? Ne engel olacak bana, ha? Söylesene Kamuran Efendi, ne engel olacak? Lan sen Nesrin öldü diye hevesleniyorsan, ha? Bence boşuna heveslenme. Niyeymiş? Çünkü geç kaldın yavrum. Neye geç kaldım ya? Ben evlendim Şerife. Ne evlenmesi? Ne diyor bu ya?
Remziye Hanım. Yoksa söylemediniz mi kızınıza? Hı? Anne. Kızım ben şey işim var. Allah Allah. Oysa çok mutlu görünüyordun Remziye Hanım. Hı? Kızı benimle evlenmeyi ikna etmek için az taklalar atmadın hani. Anne ne diyor bu ya? Kızım yok bir şey. Şerife. Ben Fatma ile evlendim. Fatma mı? Ne saçmalıyorsun be? Dolayısıyla o karnındaki doğursan da, aldırsan da hiçbir şey değişmeyecek. Ben Fatma ile evlendim. Fatma benim karım oldu artık Şerife. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Ya öldürürüm seni bak. Öldürürüm. Yani bırak seni. Çok komiksin Şerife. Ne oldu Kaya? Beyim, Fatma. Fatma kaçmış. Ne diyorsun lan sen? Nasıl kaçmış? İşte kaçmışlar. Beyim haberi de almış. Kaçmış. Her yana baktım, yok bulamadım. Hastaneden çıkarken gören olmuş. Ne yapayım beyim, kaçmışlar işte ya, ne diyeyim? Ablacığım. Sağ ol. Beni bildin mi? Ben Güngören'lerin Haceli. Bu da Karaşların Ayşe benim bacım. Şimdi ablacığım müsaaden olursa içeri gelsek, öyle konuşsak olur mu? Konuşacak birkaç mühim mesele var da. Buyurun geçin. Geç bacım, geç aç. Buyurun oturun. Sağ ol. Ne konuşacaktınız bizle? Heh ablacığım şimdi biz aslında... Katiller! Katiller! Buldular beni! Yok. Kaç! Kaç! Yok. Yok. Siz kimsiniz? Ne arıyorsunuz bizim evde? Yok ablacığım yok. Bir şey aramıyor. Biz sadece konuşmaya geldik. Bir şey... Ayşe bir şey versene ya. Emre abla benim tanımadı mı beni? Ayşe ben. Ayşe. Ayşe. Haceli o, Haceli. Haceli. Onlardan değil o. Korkma Ayşe. Tamam. Ayşe. Bunu benden nasıl saklarsınız ya? Nasıl yaparsınız bana bunu? Kızım ben nereden bileyim böyle olacağını? Ya bir de benim gözüme baka baka. Ya Allah aşkına bu nasıl annelik ya? Yeter be! Git adam sonra benden hesap sor. Ne olacak peki şimdi? Ne olacağım var? Fatma kaçmış gitmiş işte, hiçbir şey olmamış. Nasıl kaçmış gitmiş ya? Evlendim ben Fatma'yla diyor. Ya duymadın mı Fatma benim karım dedi. Na karısı. Benim bayramlık ağzımı açtırma. Tövbe tövbe. Karısıymış. Epi topu iman nikahı yaptırmış. Allah Allah. Evlilik falan yok. Sadece imam nikahı mı? İmam nikahı tabii. İmam nikahında 3 defa boş ol, boş ol, boş ol deyince boş olursun. Nikah falan kalmaz. Kızım aklını kullansana sen.
Çocuk senin karnında, onun değil. Dinle beni kızım. Fatma gitti işte. Fatma belasından kurtulduk. Adamın karısı da öldü, yok. E bunların devlet nikahı da boş çıktı. Ya sen evlilik cüzdanını eline almaya baksana. Vallahi kurt gibi acıkmışım ha. Belli abi, tabağı silip süpürdüm vallahi. Söyleyeyim mi, yiyeceğim mi daha? Yok abi, bir bitsin de şu. Tamam. Gözlerine bakıyorum. Gözlerindeki bulutlara, o bulutlardaki yağmurlara. Biliyor musun? Sana bakınca ne derdim, ne tasam. Hiçbir şeyim kalmıyor be Fatma. Bayram. Ha. Böyle çayını yudumlayıp uzaklara bakmak ne güzelmiş. İstediğinde oturup istediğinde kalkmak. Sevdiklerinle bir arada olmak ne güzelmiş. Senin ellerin donmuş be Gülüm. Bayram, ne yapıyorsun? Ya ne olacak? Artık alışsan iyi olur. Yakında karım olacaksın. Hep birlikte çok güzel günler yaşayacağız. İnşallah. İnşallah Gülüm. Hadi yemeği bitirelim de yavaştan kalkalım. Yanım yolumuzu bekler. Bizim de yüzümüz gülsün biraz, değil mi? Hadi. Oh. Nasıl yemek versene? Demek kocası ölünce bu hale geldi garibim ha? Ya öyle oldu. Ya ablacığım peki bu kağıtlarda ne var sen biliyor musun? Yani bu kadar mühim olan şey ne? Bilmem ki. Ya sen şimdi her şeyi Hüsnü Kaya yaptı diyorsun öyle mi? Öyle. Yani şimdi bu tarlalar, marlalar, bu işte vakti zamanında her şey işte bu Hüsnü Kaya'nın kardeşi Salih'indi. Sonra işte ne oldu işte bir şey olmuş oralarda onu bilmiyoruz. Ne olduysa işte. Sonra bu her şey Hüsnü Kaya'ya geçti. Sonra da Salih buradan yetti. Bir daha da geri dönmedi. Emine ablanın kocası Salih amcanın tarlasında renç vermiş. Sonra işte bir şey olmuş, bir kaza olmuş. Çardöverin altında kalmış adam. Emine abla da o sırada 2 aylık hamileymiş. Kocası ölünce çocuğunu düşürmüş. Sonra da böyle deli divane gezmeye başlamış işte. Bir dakika ya, ben kafam karıştı ya. Bu şey Salih, Emine ablanın kocası ölmeden mi gitti, öldükten önce mi? Dedi ya, öldükten sonra gitmiş. Dedi mi ya? Öyle dedi ya. Ne zaman dedi ya? Kesin bir şey var bu işin içinde. Yazık. Olanların hepsi Emine ablanın kocasına olmuş. Kız Emine abla. Ne arıyorsun kız? Ne arıyorsun? Ne diyorsun? Sana köyde herkes deli diyor ha? Sana bir şey diyeyim mi? Vallahi bana da köyde herkes deli diyor. Siz baksan bile şaşırdın. Ha vallahi öyle diyorlar.
Ama boşver dersinler. Hem sen böyle istediğini yapıyorsun. Onlar deli deyip geçip gidiyorlar işte, boşver. Sen söyleme ha, aramıza kalsın ha. Yoo, söylemem. Söylemem. Kız Emine abla. Ya o kağıtlarda ne vardı ya? Yok. Açmıyor telefonda. Saatler oldu, ortalarda yok. Ne kadar duyarsız adam ya. Ne kadar gamsız. Gel. Buyurun beyim. Beni çağırtmışsınız. Sırrı. Kamuran Bey'i gördün mü? Galiba Ankara'ya gitti. Gene ne işler çeviriyor bu? Bir kıza sahip çıkamadım be. Vallahi benim bir günahım yok beyim ya vallahi. Ya bırak şimdi beyimi. Ne oldu anlat. İşte tam çocukları çıkarıyordum ki şeyi Ömer'i. Evrak ne imzalanacak dediler. Şu yanına gittik, imzaladık evrakları. Bu yanına geldik, odaya girdim. Baktım ki gitmiş ikisi. Ne Fatma ne Ömer. İkisi de yok. Beyim nereye? Olduğunu senden mi öğreneceğim be? Kamuran Bey hayatta seninle evlenmez. Şimdi böyle herkese söylüyorsun ama sonra çok canın yanacak. Sana ne be? Sana ne benim canımda? Bırak artık benim peşimi be. Oğlum benden sana hayır gelmez. Anladın mı? O geçen gün söylediklerin. Benimle evlenmek istemelerin falan. Yani hala böyle düşünüyorsan. Yani bu yaptıkların onun içinse. Bence bu düşünceden hemen vazgeç. Şerife bak ben... Ne sen sen? Sırrı. Bak ben asla bir şoför parçasıyla evlenemem. Olmaz yani. Kamuran'la mı olacaksın? Evet. Kamuran'la olacağım. Ne zannettin? Ben bu konu an hanım olacağım. Anladın mı? Hanım olacağım. Kaç gibiydi çıktıklarında? Lan ne bileyim işte öğleye doğruydu. 11 ne gibiydi? Aha, aha bak bak işte çıktı Ömer'le Fatma. Televizyona çıktı beyim aha oradalar bak. Tamam Kahya sakin ol. Girişteki görüntüleri de görebiliyor muyuz? Tabii, görebiliriz. Ne
bayram dördü, bak bak. Yanında kim lan? Fasma. Kim bu? Bizim mahalleden komşunun oğlu. İşte bizim fakirhane de burası. Sağ olsun babam kendi elleriyle karmış harcını. Başımızı sokacak bir yer yapmış. Bayram, yan tarafı size ayırdı kardeşim. Şansınıza kiracı yeni çıkmıştı. Allah zahmet verdik size. Bize bir göz oda yeterdi. Ya ne zahmeti yenge? Benim evim sizin evinizdir. Sağ ol. Baba, sana hep bahsediyordum ya Karabayram diye askerdeyken. Benim ranz arkadaşım, terdibim, can yoldaşım. Aha bu o. Siz evli misiniz? Baba dedik ya 50 defa evliler işte. Madem evliler burada ne işleri var? İnsan karısını kaçırır mı? Baba, şimdi Fatma'nın ailesi evlenmelerini istememiş. Ya bunlar da seviyorlar birbirlerini. Evlenmişler ama yine rahat vermemişler. Onlar da ne yapsınlar? Kaçlar buraya geldiler. Değil mi Bayram? Ha doğru, doğru tabii. Doğru söylüyor. O zaman yüzükleri niye yok barnaklarında? Amca, biz kaçarken yüzükleri satmak zorunda kaldık. Ondan yok. Kardeşim. Ya temizleyin dediydim ama Hacer tek başına bu kadar halledebildi herhalde. Kiran çıktığından beri de boş. Ya olsun, gerisini biz hallederiz değil mi Fatma? Hallederiz tabii. Zaten çok da bir şey yok ki toparlanacak. İşte yani daha iyisini bulana kadar idare ederiz. Ederiz tabii. Ya babamın kusuruna bakma kardeşim. Ya onun için böyle şeyler ters. Geri geri konuştu biraz. Yok ya, olur mu öyle şey? Ne kusuru? Siz bize evinizi ocağınızı açtınız. Zaten bizim de yarın ilk işimiz nikah kıymak. Değil mi Fatma? Hadi hayırlısı. Ömer Paşa'm. Ha abi. Sen de gel benimle. Temizlik için kovaydı, bezdi, deterjanlı bir şeyler ayrıldı. Tamam olur abi. Hadi. Hadi hadi hadi. Tamam. Fatma. Yeni evimiz burası. Gerçi biraz elden geçirmemiz gerekecek ama. Geçiriz be Bayram. Ne olacak? Geçiriz değil mi? İyiyim hadi. Bu kız, o adam için bizim köyden demişti. He. Alo. Bana bak. Şimdi adamlarını alıyorsun. Burdur'a, Fatma'nın köyüne gidiyorsun. Tamam mı? Bu... Neydi bu köyün adı? Ne bileyim, Akyaka mı? Akyaka, Akyaka, tamam. Akyaka köyü. Gidiyorsun oraya. Ben şimdi adamın da kızın da fotoğraflarını sana telefondan yollayacağım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun onları buluyorsun. Anladın mı? Hadi. Kah ya, ulan kah ya. Bir kıza sahip çıkamadın. Ulan ben sana koskoca konağı teslim ediyorum ha. Sen bir kıza sahip çıkamıyorsun. Vallahi benim yeminle benim bu işte bir günahım yok.
tuvalette bulunsunlar. Yoksa var ya, fiçil fiçil burnundan getiririm seni. Alo. Şimdi kalkıyorsun, Bayram'ın evine gidiyorsun. Artık orada anası mı olur, bacısı mı olur konuşturuyorsun. O Bayram nerede buluyorsun, tamam mı? Hangi deliğe girdiyse bulup getiriyorsunuz onu. Babacığım bunlar yeter herhalde. Yeter yeter, sağ olasın kardeşim. Ev tertip içerisi bayağı soğudu. Odunu da göster, sobayı yak aga. Tabii kardeşim, gel gidelim. Ha, gel. Hemen geliyorum, geliyorum. Ablam. Ha abla. Üşüdün değil mi sen de? Yok abla. Dur bir şey bulayım ben. Gel. Bayram şimdi sobayı yakar, sıcacık olur içerisi. Abla. Ha. Bundan sonra burada mı kalacağız? Başımızdaki bu bela bitene kadar burada kalacağız abla. Of, dışarısı bayağı soğumuş lan. Sen de üşüdün mü Ömer? Üşüdüm vallahi abi. Şimdi iki dakikaya sobayı yakar, sıcacık ederiz burayı gerçekten. Ha? Sağ ol Fatma. Ne güzel değil mi? Ne güzel değil mi diyorum? Ne güzel. Ya sobamızı yakıyoruz, evimizdeyiz, beraberiz. Beraberiz be Bayram. Ya. Bir gazete lazım bunu tutuşturmak için. Ben gideyim bir gazete karton bir şey alayım. Benim aklıma bu iş hiç yatmadı İlyas. Ya ne diyorsun yine Allah aşkına baba? Diyorum ki bunlar sanki bir şey saklıyor. Ne saklayacaklar baba? Garip'lerin gidecek yerleri yoktu. Ben de buyur ettim. Hem neleri var ki ne saklayacaklar? Oğlum bak, zaten bir sürü derdimiz var. El kadar Sabi'nin camiyle uğraşıyoruz. Bir de bunların yüzünden dert açmıyorsun başımıza İlyas. Baba. Karabayram asker de benimle rızkını paylaştı. Bana kardeşlik etti. Şimdi de başı darda. Ben de onlara yardım ediyorum, tamam? Biz hayır kurmamıyoruz lan. Evi tam kiraya verecektin, verdirmedin. 5 kuruşları yok. Baba. İlyas. Torunumun hastane masrafları ne olacak İlyas? Baba başlama yine. İlyas. Bak babam doğru söylüyor. Bizim kimseyi doyuracak halimiz yok. El alemin kalacak yerini, yurdunu düşüneceğini, kendi kızının canını nasıl kurtaracaksın onu düşün. Baba. Deme öyle. Ben kızım için canımı veririm. Bu garipleri de günah değil mi bu karda kışta? Ha? Ne günahı lan? Benim torunuma da günah değil mi ha? Hacer, yemek hazır olunca Bayramlar haber verirsin. Bir tepsiye koyarım, götürürsün yerler. İstemiyorum onları bu evde. Ya ne oluyor size? Baba! Hacer! Biz böyle insanlar mıyız ha? Yakışıyor mu bize? İnat ettim Mehmet ama yandı sonunda. Ne oldu be, neydi? Bayram. Kara bayram olmuşum. Nasıl ya? Yüzün gözün nasıl olmuş abi? Abi ya, bulaşmış mı? Bak sen, ben böyle yüzümü yıkayamadım. Biraz mı gitti Bayram? Dedikleri doğru olabilir mi? Bilmiyorum ki aşağıya. Eğer doğruysa. Vallahi eğer doğruysa bu Hüsnü abi çok fena şeyler etti demek aşağıya. Tövbe tövbe. Hacer abi, biz doğru olup olmadığını nasıl öğreneceğiz? Vallahi bilmiyorum ki Ayşe. İşte bu kağıtlar kimdeyse işte ancak o kağıtlardan öğrenemeyeceğiz doğrunun ne olduğunu. Herhalde işte. Emre abla, kağıtlar üstlük ayağıda dedi ama. Leblebi koydum tasak zannemde,
Leblebi koydum tasak zannem, doldurdum basa basak zannem de. Doldurdum basa basak zannem. Benim yârim çok güzel kız annem de. Benim yârim çok güzel kız annem. Azıcık boydan kısak annem de. Azıcık boydan kısak kız annem. Hey beraber! Hop ninayı, ninayı kız annem de. Gel oynayı, oynayı kız annem. Ne oluyor? Kıracak lan kapıyı. Dur lan, ulan. Dur lan. Siz benim evimi nasıl basarsınız? Soysuzlar! Beni zor kullanmaya mecbur etme kadın. Oğlun olacak bayram nerede? Senin havlaman beni korkutur mu zannettin? Kapı köpeği! Beni uğraştırma lan Razcan. Söyle oğlun olacak o nerede? Uğraşın ulan! Anan yaşındaki kadını itip kalkmaya uğraş mı diyorsun ulan sen? Hadi gel, hadi gel de öğren bayramın yerini. Erkekseniz gelin, öğrenin bayramın yerini benden. Karışmayacaksın Haceli. Her işe burnunu sokmayacaksın. Senin meselen değil bu. Bismillah. Bana bak Razca. Sana son kez soruyorum. Bayram'la Fatma nereye kaçtı? Bilmiyorum. Bilsem de söylemem zaten. Bayram'la Fatma mı? Kaçtı. Varmış beyim. Bu Irazcı olacak deli kadın bilsem de söylemem diyor. Ya öyle mi? Vallahi bu hiç iyi olmadı. Paşa paşa söyleyecektiniz bize. Bakalım bey kendi gelince ne yapacaksın? Gelsin bakalım.
Geleceği varsa göreceği de var. Dışarıda bekleyelim. Ana, dudağın, dudağın kanıyor. Ya Bayram'la Fatma kaçtı mı gerçekten? Kaçtılar. Korkma kızım. Sen Karaşali'nin kızısın. Bizim mayamızda korkmak yoktur. Korkma. Durduk bey. Evdekilerle konuştun mu Üstün? Afiyet bey. Karın diyorum Üstün, karın. He. Karın, kızın. Seninle bir şey konuştular mı? Yok, ne konuşacaklardı ki? Üstün, benim seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Buyur bey. Bak Üstün. Ben... Ha, ne oldu? Beyim, Burdur'da söylediğin köydeyiz. Var mı gören öden? Kızı tanıyanlar var ama öbür adamı kimse bilmiyor. Muhtara da gittik, öyle biri hiç yokmuş burada. Nasıl yokmuş ya? Beyim, aramadığımız, bakmadığımız yer kalmadı. Öyle biri burada hiç yaşamamış. Ne olmuş beyim? Şu bayramın yanındaki çocuk. Fatma'nın oradan değilmiş. Yalan söylemiş. Allah Allah. Kim bu peki bu oğlan ya? Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Yok 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 yok. Önemli bir şey değil. Sonunda benim olacaksın. Bebeğim, sen benim kaderimi değiştirdin. Sen benim en büyük şansımsın. Şerife, ne işin var senin bu odada? Ben... Rahmetli yengemin yatağında ne yapıyorsun Şerife? Bir şey yapmıyorum. Yatak rahat mı diye bakıyorum. Rahat mı diye bakıyorsun? Evet. Yakında benim olmayacak mı bu yatak? Defol git bu odadan Şerife. Çabuk çık. Benimle konuşmalarına biraz dikkat etsen diyorum Elif Hanım. Ne de olsa yakında yengen olacağım. Defol git dedim sana Şerife. Çık çabuk odadan. Terbiyesize bak ya. Kardeşim,
yastığı. Yastık, yorgan. Döşek neyim getirdim. Fatma dur, ne yapıyorsun? Belini incittin. Ben alırım. Ver ver. Alayım şöyle. Ver. Yaz kardeş, sağ olasın valla. Size de bu kış kıyamette zahmet verdik. Ne demek yenge, valla güceneceğim artık ama. Hem ne güzel bak, eliniz bir de yedi çiçek gibi oldu. Acıkmışsınızdır. Hacer yemeği hazır ediyor. Hazır olunca ben sizi çağırırım, tamam? Zonguldak. Çok sağ olasın kardeş. Ya olma öyle şey kardeşim. Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Hadi rahatınıza bakasın. Sağ ol. Hadi. Geç hadi geç. Ben bu dağın acıyım. Ne tatlıyım ne acıyım. Ben bu dağın acıyım. Ne tatlıyım ne acıyım. Haceli oğlum, ne oldu yüzüne? Bu ne hal böyle? Bir şey desene Haceli. Ne oldu sana? Kavga mı ettin sen? Ha? Kiminle kavga ettin oğlum? Neye kavga ettin? Fatma ile Bahram kaçmış ana. Nereye? Bilmem. Sen niye üzüyorsun kendini oğlum? Bırak, kaçarlarsa kaçsınlar. Sana ne? Ne bileyim işte bana. Öğrenince sanki Nahşural abi öküz oturdu biliyor musun bana? Oturdu da kalkmak bilmiyor vallahi. Hani bildim de Fatma'nın beni istemediğini anladım da. Ne bileyim bana. İşte hani belki böyle çıkmadık canlar umut kesmez derler ya. İşte şu kadarcık da olsa bir umut insan içinde bir umut kalıyor işte. Belki de ya. Öğrenince sanki böyle kalbim durdu bana. Ya böyle sanki bütün dünya durdu biliyor musun bana ya? Böyle sanki gökteki bulut durdu, yerdeki çiçek durdu. Ben de işte böyle durdum, kaldım. İçim durdu sanki ben. Ah benim güzel oğlum, güzel oğlum. Geçecek. Hepsi geçecek. Geçecek, geçecek. Acıyor bana. Acıyor bana. Acıyacak. Daha çok acıyacak. Kalbini içinden söküp atmak isteyinceye kadar acıyacak. Ama sonra için soğuyacak. Kalbin kuruyacak. Unutacaksın. Geçecek sonra. Yara bu. Tabii izi kalacak. Ara ara kanayacak tabii. Ama elbet kuruyacak oğlum. Sen onu bunu bırak da de hele bana. Seni kim bu hale koydu ha? Kiminle kavga ettin sen? Kim vurdu sana? Dayın adamları ana ya. Ya hiç acımadan da hayvan gibi vurdu herif ya. Ay öküz var. Beyin, beyin adamlarıyla senin ne husumetin olurmuş oğlum? Raci halanın evini basmışlar ona. Niye? Ya işte bayramla Fatma'nın kaçtığı yeri öğrenmek için. Kadına vurmuşlar ya.
oğlum, sen de karışıyorsun. Ya sana bir şey olsaydı? Ya hiç olur mu öyle şey? Allah aşkına ne diyorsun ya? Ya o itlerin eline bıraksaydın bir başına mı kalsalardı? Ha? Hiç yakışır mı? Senin oğluna hiç yakışır mı? Yakışır mı hiç? Ah, ah benim koca yürekli oğlum. Ah, ah canım oğlum. Hazır, hadi. Tamam, sağ ol. Lan. Ne diyorsun Bayram, anlamadım. Ya diyorum ki iki tane yatak var. Biri Ömer'e, biri de... Bayram, neler diyorsun sen? Ya yok be gülüm, şaka ediyorum. Sen Allah'ın izniyle evlenmeden, helalim olmadan... böyle şeyler düşünür müyüm ben hiç? Ne güzel değil mi Fatma'm? Böyle her şeyden uzak, kavgadan, dövüşten. Aynı çatı altındayız, birlikteyiz. Aynı çatı altındayız. Gördün mü bak? Sevdamız herkese her şeyi yendi. Sanalım. Ben evimi bu bırakıp hiçbir yere gitmem. Telefon edelim o zaman jandarmaya. Abinin durumu elimizi kolumuzu bağlıyor. Ya onlara bir zarar verirlerse? Hayırlısıyla gideyim yarın. Şöyle bir iş bulayım. Elimize birkaç kuruş geçince anamla bacımı aldıralım buraya. Aldırmasını aldırırız da Bayram. Razyona evini, yerini, yurdunu, toprağını bırakıp gelir mi ki buralara? Ne demek gelir mi? Gelecek. Gelmezse gider sırtlar getiririm vallahi. İşte hep benim yüzümden hep. O niyeymiş o? Ne yalan mı Bayram? Sen de benim yüzümden evinden, yerinden, yurdundan, anandan, bacından oldun. Ya benim evimde, yurdumda sensin be gülüm. Senin olmadığın yerde ben nefes alamam, ölürüm. Hala anlamadın mı? Öyle diyorum da Bayram. Ne bileyim işte benim yüzümden. Ya sen o güzel canını üzme. Bak şimdi ben arayayım onları. İyiler miymiş bir sorayım ha? Alo. Abi. Ha bacım. Nasılsınız abi? İyi misiniz? Vardınız mı sağ salim? İyiyiz, vardık bacım, vardık. Siz nasılsınız asıl? Anam nasıl? Sakın, sakın hiçbir şey söyleme. Biz iyiyiz, iyiyiz biz de abicim. Oturuyoruz öyle anamla. Hı, burada. Tamam. Seni istiyor. Alo. Bayram oğlum. Hasan'ım. Ya güzel anam benim. Nasılsın? İyiyiz biz. İyiyiz. Vardığınızı duyunca daha da iyi olduk. Ya ana. İyi misin sen? Sesin biraz sıkıntılı, kederli geliyor. Bana bak. Bizi sormaya gelen olmadı değil mi? Yok. Yani gelip sordular kör olasıcılar. Ama sonra basıp gittiler. Sen bizi merak etme. Biz çok rahatız. İyi, tamam. Sen Ayşe'yi ver hele bir telefonu. Tamam oğlum. Allah'a emanet olun.
seni istiyor. Alo abi. Ha bacım. Bak ne diyeceğim. Burada seninle konuşmak isteyen biri var. Ha. Veriyorum hadi. Hadi anama da kendine de iyi bak hadi. Tamam abi sen merak etme. Allah'a emanet. Alo Ayşe. Ömer. Nasılsın Ömer? İyi misin? İyi oldun mu? İyiyim iyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Sağ ol iyiyim ben de. Ya Fatma. Senin bu Ömer bizim Ayşe'ye gönlünü mü kaptırdı yoksa kız? Bilmiyorum ki. Sağ ol Ayşe sağ ol. Sen de dikkat et kendine. Hadi Allah'a emanet ol. Ne oldu? Ya asıl sana ne oldu? Utandırma çocuğu. İyi hadi bakalım. Hadi. Ana, abime söylese miydik? Sakın ha. Söyleyelim de daha oralarda deli divane mi olsun kuzum? İyi de ana biz burada kadın başımıza ne yapacağız? Bak kızım, ben nasıl tarladaki çıyanla, konaktaki o yılanla baş edebildiysem... bunların da hakkından gelmesini bilirim. Sen sakın tasa etme. Ha Bayram, ne oldu? Anan neredeydi? Ya sesi bir tuhaf geliyordu. Allah Allah, ne olabilir ki? Bilmiyorum ama... içime de bir sıkıntı düştü. Sen gönlünü ferah tut Bayram. Selamünaleyküm. Yemeğinizi getirdim. Beraber yeriz diye düşündüm ama sonra dedim belki yorgunsunuzdur. Hem baş başa kalmak istersiniz. Rahat rahat yiyin. Ne oldu Bayram? Nasıl bir şey mi oldu? Vallahi durmayacaklar ana. Kim oğlum? Ya bu Kamuran Bey'in adamları. Bayramın yerini öğrenene kadar durmayacaklar ha. Birazcık halayla aşağı zulmedecekler ha. İyi de oğlum biz ne yapabiliriz ki bir başımıza? Ya ne bileyim ana en azından onları öyle yalnız bir başına bırakmayız ha. Tamam bırakmayalım oğlum bırakmayalım da ne yapalım? Şerife bak ne diyeceğim. Erkek olursa Muhittin, kız olursa Naciye koyalım. Ay, nereden çıktı şimdi be ya? Ne o kız? Beğenemedin mi rahmetli anamla babamın adını? Aman bırak şimdi sen doğmamış çocuğa doğum biçmeyi de... biz bu nikah işini halledemezsek babamı ne yapacağız kız anne? Nasıl ne yapacağız be? Seve seve halledecekler. Seve seve o nikaha basacaklar. Bir basmasınlar da göreyim bakayım. Ya da Oktay koyarız Oktay. Oktay da Necip Bey'in rahmetli babası. Eski Yeşilçamcı. Te zamanında tabii. Oo maşallah. Ana kız keyfiniz pek yerinde. Hoş geldin Hikmet. Otur sana da koyalım bir bardak çay. Sen ne zamandır alt katta bir şey yiyip içmiyorsun? Ha? Koyayım mı? Hem senin için de iyi olur. Alışmış olursun yavaş yavaş. Bakıyorum da ana kız pek yayıldınız. Ne hizmet ettiğiniz var ne de bir işin ucundan tuttuğunuz. Saat kaç oldu? Sofra hala kurulmadı. Hikmet durumları biliyorsun sen de. Vallahi ben kızın durumuna üzülmekten yani içinden ne temizlik yapmak geliyor ne yemek yapmak geliyor. E kız da malum beyin bebeğini taşıyor. Şimdi ben ona kalkıp hizmet mi ettireceğim? Necip Bey ne olacak? Canım. Sevgili dünürüm de bugün dışarıdan söylesin. Hem ona da değişiklik olur. Ne o kız lahmacun gibi? Pizza söylesin. Ondan söylesin işte. Tövbe tövbe. Rezil.
Kız anne, Allah düşmanım senin eline düşmesin kız. Bitti kızım, bitti. O kul köle olma zamanları bitti. Babanın yapamadığını biz ikimiz yapacağız seninle. Ya artık onlar bize hizmet edecek. Anladın mı? Yok öyle. Bak baban dedim de ne zamandır aramıyor bu adam. Nerede acaba? Ara bir. Arayayım. İçerideler. İçerideler büyüğüm. La ne var Remziye? Hüsnü, neredesin sen kaç saattir? Ne olacak, tabanı yanıp it gibi kamuran beyimiz de Fatma'nın peşinde koşuyoruz. Bulamadınız değil mi? Yok, bulamadık. Razya'nın evine geldik şimdi. Fatma'yı bulamadıkça delirecek adam, delirecek. Hüsnü, bana bak. Kurbanın olayım, sakın buldurma ha. Fatma'yı Kamuran Bey'e buldurma. Yani Fatma bulunmamalı, buldurulmamalı. Tamam mı? Fatma'yı bulmayın. Remziye, kafana taş mı düştü senin? Ya anlamıyorum Hüsnü. Kamuran bulmaması lazım. Yani Kamuran Bey'in Fatma'yı bulmaması lazım. Engel ol, mani ol, bulmamalı. Vallahi hayatımız mahvolur ha. Sende bir tuhaflık var zaten bugünlerde. Kafamı karıştırma da kapat şu telefonu. Bak bana bak, kapatma Hüsnü. Hüsnü bak, sen gelince ben sana her şeyi tek tek anlatacağım. Ama ne olur gözünü seveyim. Fatma'nın bulunmasına engel ol ha. Müsaade etme. Vallahi hayatımız buna bağlı. Tamam. Ne yapıyor bu kadın? Anlamadım ki. Kız anne ne oluyor? Bir terslik mi var? Yok kızım bir şey be. Ne olacak ama ne ters bir şey. Hadi sen ye kekinden ye. Kimle konuşuyordun sen? Şey, Remziye canım. Remziye aramıştı. Ne diyor? Yok bir şey canım. Yürü hadi yürü. Bir adım daha atarsan vururum seni bey. Evimden. Bayram nerede? Amcası solmuyor da. Sen ne diye peşlerine düştün? Ne diye ilgilendiriyor onlar seni? Bayram nerede dedim sana? Ne yapıyorsun deli kadın? Öldürecek misin beni? Ha? Ya Bayram nerede olduğunu sordum. Niye canımı mı alacaksın Razia? Tamam lan tamam, siz de sakin olun. İndir şunu. Allah yarattı demem. Alnının çatısından vururum seni. Tamam. Vur. Öldür beni Razia. Tamam. Vur ama. Beni vurduktan sonra şu arkanda duran güzeller güzeli kızcağıza ne olur? Onu da bir düşün. Bizi rahat bırak bey. İyileşme bize. İyileşme bayramıma. Artık bunun için çok geç Razia. Neden? Çünkü senin oğlun Bayram benim karımı kaçırdı.
Babam be! Babam be! Acele! Acele! Sen neredesin Allah aşkına ben? Her yerde seni arıyorum. Oğlum hele dur bakayım. Bu telaşla ne oldu yavrum? He? Sen... Sen ne dediğinin farkında mısın beyc? Kaya! Yanıma gel yanıma. Anlatsana Kaya. Yeğeninle Allah katında dünya evine girdiğimizi söylesene. Canından kızı beye peşkeş mi çektin ha? Ulan yılan bile etmez senin ettiğini. Ya sen Kamuran Bey? Hı? Nasıl gözün döndü de kızı kendine aldın? Dünyada başka kız kalmamış gibi. Bayramın sevdalısına nasıl göz diktin? Yeter lan! Alın şunu. Şimdi söyleyeyim bakalım. Bayram nerede? Bırak beni! Bırak kızına! Bayram nerede? Bırak kızına! Nerede lan Bayram? Bırak! 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 Bırak dedi, bırak! Nerede Bayram? Bırak kızımı! Bırak! Söyle! Söyle! Bayram nerede? Hey cemaat! Şimdi beni iyice bir dinleyin. Komşu! Aç kapıyı komşu! Komşu! Mahmur abla hayırdır? Bir şey mi oldu gece gece? Şey. Abi nerede kızım? Hı? Hı? Biliyor musun nerede oldu? Nerede Bayram? Bana bak. Bayramın nerede olduğunu söylemezseniz... bu evden ikinizin de leşi çıkar. Duydunuz mu beni? Yakarım beni! Yakarım! Aynen her yeri. Bir iz, bir kanıt buluncaya kadar her yeri arıyorsunuz. Hadi! Kaya, sallanma. Sen de arıyorsun. Hadi! Sen git öbür odaya bak. Analar gibi ne arıyoruz da ne bulacağız lan bu evde biz? Ey Allah'ım yarabbim, ey Allah'ım yarabbim. Sen kurtar beni bu delinin elinden ya. Fatma, benim içim rahat etmedi. İkisinin de sesi bir tuhaf geliyordu. Sanki bir şey olmuş da bana söylemiyorlar gibi. Ne yapsak ki ya? İçin rahat edecekse bir daha ara kardeşim. Bayramın nerede olduğunu bana güzellikle söyleyin. Yoksa size zorla paşa paşa söyletmeyi bilirim. Çekil! Alo! Alo! Ana! Alo!
Ayşe! Bunu siz istediniz. Dokunma anneme! Sakın! Sakın kızıma dokunma! Sakın! Sakın! Ne oldu? Kesildi. Abla! Ablam dur. Hemen kötü düşünmeyelim. Çalıyor mu bayram? Ha çalıyor ama açan yok. Ayşe'den ara Bayram abi. Ha, doğru dersin. Beni buna siz mecbur ettiniz. Anladınız mı? Siz mecbur ettiniz. Çağırın ben. Dur. Branca, Ayşe kalkın. Kalkın geç. 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 Geç şöyle. Beyinize karşı ayaklanma mı gerçekleştiriyorsunuz ha? Bey olsaydın, beyliğini bilseydin, kadına kızı el kaldırmazdın. Canım almaya, benim can vermeye de dermanım. Kamuran Bey, bu yaptığın ne adına ne de Allah'ın sana verdiği cana yakışıyor. Neyin yakışıp yakışmayacağını ben sana mı soracağım? İmam efendi. Canım efendim oluyor. Yakışmayacağını ben sana mı soracağım?
gelip beni mi buldu bu kadar acıya? Can mı dayanır? Vay ben öleydim. 8 aylık körpene kuzum vardı. Dağlar taşlar buna düz mü dayanır? 8 aylık körpene kuzum vardı. Dağlar taşlar buna düz mü dayanır? Düz mü dayanır?